Saydam olan maddelerin kalınlığı arttıkça ışık geçirgenliği azalır. Kalınlığı artan maddeler yarı saydam veya opak maddelere dönüşebilir. Bu bilgiden yola çıkılarak sadece cam kalınlıklarının farklı Diğer bütün değişkenlerin aynı olduğu aşağıda deney tasarlanıyor. Bu deneyle ilgili olarak yukarıdaki çıkarımlardan hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Deney yeterince uzun süre yapılırsa K bitkisinin büyüme miktarı diğerlerinden fazla olur diyor. Bakın maddelerin kalınlığı arttıkça ışık geçirgenliği azalıyormuş. Kalınlığı en az olan K bitkisinindeki camda arkadaşlar daha fazla ışık şiddeti alacağı için büyüme miktarı fazla olur. Çünkü ışık şiddeti arkadaşlar fotosentez hızını etkiler. Deneyde ışık renginin fotosentez hızını etkisi değil, ışık şiddetinin fotosentez hızını etkisi incelenmektedir. Deneyin bağımsız değişkeni farklı tutulan. Burada neydi farklı olan arkadaşlar? Cam kalınlıkları buna bağlı olarak ne değiştirmiştir Işık şiddeti. E bu durumda arkadaşlar bağımsız değişkenimiz ışık şiddetidir. Bağımlı değişkenimiz de fotosentez hızıdır. Buradan cevabımız 1 ve 3C şıkı olacaktır.